efendim, iyi günler. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Gündem malum, koronavirüs. İlk resmi vaka açıklandı. Sağlık Bakanı'nın diğer bakanların da açıklamaları birbirini takip ediyor. Tabii ki bu sıcak gündemi konuşacağız. Kim konuklarımız? Uzman konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Çağrı Büke, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Ve bir diğer konuğumuz, hukukçu konuğumuz Onur Cingil. Acaba siyasi etkileri neler olabilir? Ekonomik etkileri neler olabilir? Bu partiler kurultaylarını erteleme kararını verecekler mi, vermeyecekler mi? Bazı kulislere düşen bilgiler var. Koronavirüsün siyasete olan etkisi, ekonomiye olan etkisi ve tabii ki dünyaya olan etkisi neler, onları da konuşacağız. Sayın Büke, sizle başlayalım. Şimdi Çin'de yayınlanan bir makale var. En büyük kayıpların Çin'de olduğunu biliyoruz bu salgında. Ve orada deniliyor ki hastalığın %80'inin hafif belirtilerle de seyredilebildiği açıklanıyor. Yani ciddiye alınmadığı durumlarda herhalde bu hızla yayılan bazı ülkelerde görüyoruz. Mesela Avrupa'da neresi? İtalya, İran. Ciddiye alınmadığı zamanlarda sanıyorum daha tehlikeli. Herhangi bir enfeksiyon problemi olduğu zaman bütün vakaların hepsinin bu durumu o zaman çok ciddiye almaları gerekiyor sanıyorum. Doğru. Hatta bu oranı %85'e bile çıkartabiliriz yani hafif seyreden. Şimdi şöyle, dünyada hiçbir yerde bu yeni bir virüs olduğu için ve özelliği olan testlerle tabii tanı koyuyoruz. Kesin tanısına gitmek için örnek almak ve mikrobiyolojik yöntemlerle test yapmak lazım. Her vakaya bu testi yapmak mümkün değil aslında. Dolayısıyla bu kadar hızlı yayılmasında rol oynayan faktörlerden bir tanesinin de belirli kriterlere uymadığı durumlarda bunlara test yapılamaması, test yapılmadığı için de hani bu hastalık değildir denilerek bu kişilerin belki de bulaştırması. Yani şunu kastediyorum, işte eğer yüksek ateşi varsa, öksürüğü varsa, solunum sıkıntısı varsa örneğin bu kişilerde şey olabilir, koronavirüs olabilir diye. Fakat hani ateşi çok hafif olabilir, yüksek değil. Belki çok şiddetli bir öksürüğü, çok belirgin bir solunum sıkıntısı yoksa bunda koronavirüs olmayabilir düşüncesiyle belki test edilmeyen ama hem bulaştırmaya devam eden hem de ölüme alınmadığı için yayılmasının olduğu bir durumla karşı karşıya kalmış olunabilir yani diye düşünüyorum. Yani şunu diyebilir miyiz? Ben o riskli ülkelere gitmedim, hiç yurt dışına çıkıp gelmedim ama buna rağmen ateşim var ya da kendimi halsiz hissediyorum diyen her vatandaşın kendini bir bu virüse kapılma konusunda bir aday olarak görüp hekime mi gözükmesi gerekiyor? Şöyle, hani ülkemiz için dememiştim bunu. Avrupa'daki bu İtalya'daki yayılması, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki yayılması konusunda bunu söyledim. Bizim ülkemizde açıkçası şu andaki kriterler şöyle. Son 14 gün içerisinde yurt dışına gitmiş olmak ya da bu tür bir hastayla, yani COVID-19 tanısını almış olan bir hastayla temas etmiş olmak ama artı örneğin 38,5 ve üzerinde bir yüksek ateş ve işte kuru öksürük varsa bu hastaları test etmek lazım. Ama ben tekrar İtalya ya da diğer ülkelerdeki örneğe gidecek olursam, evet mesela Çin'den gelmiş olabilir ama belki çok yüksek ateşi yok, çok belirgin bir öksürüğü yok, çok ciddi bir solunum sıkıntısı yok. Bu olmayabilir düşüncesiyle belki test edilmedi. Bir de şunu da düşünmek lazım, akıldan çıkartmamak lazım. Hala kış sezonu ve grip mevsimi de devam ediyor. Belki grip olarak değerlendirildi, COVID-19 değildir diye. Şimdi bir hastalığın yayılmasını önlemek istiyorsanız erken tanıya gitmek ve erken önlem almak lazım. Erken tanıya nasıl gidebiliriz? Kesin olarak hastalığın adını koyarak, o da mikrobiyolojik yöntemlerle. İşte belki şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha hafif vakaları da ki %85 hafif seyrediyor. Sanki COVID olabilirmiş gibi test edilseydi belki onlarda da çıkacaktı. Dolayısıyla bu kişileri daha kolay, daha hızlı izole edilecekti. Dolayısıyla toplumda bu kadar yayılması, yaygınlaşması önlenebilecekti. Bu kriterler atlandığı için ya da göz ardı edildiği için sadece diğer vakalar test edildiğinden dolayı bu böyle yayılmış da olabilir. Olabilir. Peki diyelim ki bahar alerjisi var bir kişinin. Mesela benim var. Bahardan bahara geçtiğim zaman burnum tıkanır. Evet. Ya da mevsimsel grip.
Ama bunda da tabii ki farkında o aradaki farkı bilmeyebiliriz, değil mi? Yani illa ben her yıl bunu yaşıyorum diye, bu yılda yaşayacağım diye bir şey yok. Yani yine de bir hekime gözüküp ona uygun tedaviyi almak, kesinlikle, en azından mevsimsel gripse ya da bahar alerjisi ise ona göre testleri yaptırmak ya da ilaçlarını gerekiyorsa almak. Belki de koronavirüs çıkacak, değil mi? Hiçbir, çünkü az hafifse belirtilerle seyredilebildiği söyleniyor, %85 oranında. Evet, ama şöyle, hani bahar nezlesiyle çok benzeşen tarafı yok. Yani bahar nezlesinde daha çok burun akıntısı, göz yaşarması, hapşırık gibi şikayetler varken, şimdi koronavirüs enfeksiyonunda yine de ateş %90'ın üzerinde olgularda var. Ama yani illa 38,5-39 ve üzerinde beklememek lazım. Yüksek ateş mesela olmaması gerekiyor. Mesela örneğin yaşlılarda... Hani 37,8 ateş bile sanki 39,5 gibi görmek lazım. Dolayısıyla hani griple koronavirüs hastalığını birbirinden ayırt edemeyiz. Kesin tanıyı ancak ayrı ayrı mikrobiyolojik testlerini yaparak. Ama saman nezlesi ya da bahar nezlesi ise ile gribi ya da koronavirüs enfeksiyonu ayırt etmemiz çok kolay. Şimdi, çünkü bahar nezlesinde ateş de görmeyiz. Öyle yüksek bir ateş söz konusu değildir genellikle. Peki, o test daha henüz net değil. Kişiye göre değişebiliyor diyorsunuz. Biraz sonra oraya geleceğim. Nasıl test yapılıyor? Yani bir kişi bir hekime gittiği zaman koronavirüs olduğunu nasıl anlayabilir bir hekim? Onu soracağım ama Onur Cingil'le devam edelim. Şimdi az önce de bir son dakika bilgisini aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüm izinler iptal edilmiş. AK Parti'nin Kızılcahamam kampı iptal. Bu arada CHP'nin bir kongresi vardı. Onunla ilgili bugün bir toplantı oldu sanıyorum. Sağlık Bakanı'nın vereceği, ilan edeceği, belki de okullarla ilgili ya da bütün kamuoyunu ilgilendiren bir karar herhalde o bekleniyor ve inisiyatif sanıyorum genel başkana bırakıldı, değil mi? Evet. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis toplantısı vardı. Oradaki gündem maddelerinden biri buydu. Tabii koronavirüsünün işte Türkiye'ye etkileri de konuşuldu. Nedir o ekonomik etkileri, siyasi etkileri, Türkiye'de sağlıkla ilgili olan kısımlar, teknik bilgilerin de konuşulduğunu biliyoruz içeride. Ama dediğiniz gibi 28-29 Mart'ta bir kurultay var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 gün süren kurultaylarında çok kalabalıkta olduğunu biliyoruz. Bu virüsün de en ciddi yayılacağı yerde bu tip toplu olunan yerler. Dolayısıyla bununla ilgili bir tabii kaygı yaşanıyor ama dediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yetki verildi ve herhalde Türkiye'deki bu yükselecek mi bu risk, buna bakılacak. Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanların, hükümetin herhalde sözleri an be an takip edilecek. Ani bir karar vermek açısından da parti meclisi yetkisini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Dediğiniz gibi birçok yerde toplu bulunacak noktalardaki şeyler iptal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ben buraya gelirken yine okullardaki birçok organizasyon iptal edildiğini yönelik şeyleri gördüm. Evet, okullar tatil edilmedi ama. Tatil edilecek mi diye evet, konuşmalar tüm var. Tüm sosyal etkinlikler iptal edildi. YÖK Başkanı'nın açıklaması var. İşte öyle bir noktaya geldik ki aslında bu olayın sağlık alanı olduğu gibi, yani hepimiz merak ediyoruz. Ben de beklerken hocama sorular sordum. Ama bir yandan da hepimizi etkileyen, bu stüdyoya gelirken bile tokalaşalım mı tokalaşmayalım mı noktasına geldiğimiz bir durum var. Burada tabii Türkiye'nin mesela ekonomik anlamda zaten zor bir aşamada olduğu noktada yine hocamla konuşuyorduk. 850 milyar dolar gibi dünyada çok ciddi anlamda etki alanı oluşabilecek bir noktadan bahsediyor evet, bu virüs sebebiyle. Vaktimiz var. Oraları biraz daha zamanı yayarak konuşacağım. Çünkü önemli konulara temas ettiniz. Sayın Büke, şimdi az önce testlerden bahsettik. Dünyanın önde gelen milyarderleri bu koronavirüsün anında test edilebilmesi için milyar dolarlık bağışlarda bulundu. Şimdi söyler misiniz bazı ülkelerde ölümcül olan, belki yani dikkat edilmezse ölümcül boyutlara ulaşan bir virüs nasıl test edilir? Aha. Bu ne kadar sürede sonuçları alınır? Aha. Hala çünkü kesin ya bir hastaneye gidelim, koronavirüsü yaptıralım diye öyle bir kit dünyada yok. Evet. Ama bu kişiler mesela ve hekimler için de aynı zamanda yeni bir vaka sayılabilecek bir şey. Daha önce tabii ki araştırmalar olmuştur ama diyelim ki koronavirüs olan bir kişi doktora gitti. O sonucu beklerken veya o tehlike altındayken ne kadar süre dikkatli olması gerekiyor? Sonuçlar ne kadar sürede onun eline geliyor ve nasıl bir
süreç uygulanıyor? Şimdi hani ülkemiz üzerinden konuşacak olursak, şu anda yurt dışına gidip gelen son 14 gün içerisinde ya da yurt dışından belki gelen ve hasta olan kişilerle temas öyküsü birinci madde. Fakat diyelim ki İtalya gibi bir ülke ya da İtalya gibi bir konumda olunduğunda artık yurt dışı hikayesini aramak çok yanlış. Ama şu anda bizim için vaka sayısı çok az. Bunu arıyoruz. İkincisi, eğer böyle bir kişide yüksek ateş var ise, ki bu yüksek ateşi hani 38 santigrat derece ve üzerinde, öksürük varsa, hatta bir de belki solunum güçlüğü. Solunum güçlüğünü şöyle söyleyebilirim. Normalde biz 12 defa ya da 14 defa dakikada nefes alıp veririz. Bu 20'ye ve üzerine çıkacak olursa bir solunum güçlüğünden bahsedebiliriz pratik olarak. İşte böyle kişileri test ediyoruz. Dünyada da böyle. Ama dediğim gibi, eğer hasta sayısı artacak olursa artık yurt dışına gidip gelme öyküsünü beklememek lazım. Çünkü o ülkede, mesela İtalya gibi bir ülkede, artık insanlar, yani kendi içerisindeki insan, hasta olanlar yine kendi vatandaşlarına, insanlarına bu hastalığı yaydı. Tanı nasıl konuyor? Tanı tabii özel moleküler yöntemler dediğimiz mikrobiyolojik yöntemlerle bir o virüsün RNA'sını dediğimiz moleküler şeyini, parametresini araştırıyoruz. Kolay değil ama büyük hastanelerde de, eğitim araştırma hastaneleri ya da üniversite hastanelerinde yapılabilecek bir test. Fakat şu anda Türkiye'de 2 gün öncesine kadar sadece Ankara'da Merkez Laboratuvarı'nda viroloji departmanında yapılıyordu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Şimdi 3 ile yayıldı. İstanbul, Ankara yine mevcut, bir de Erzurum. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Örneği alıyorsunuz, şüphelendiğiniz hastadan gönderiyorsunuz, bir gün sonra sonuçlar geliyor. Şimdi burada testin süresi normalde, hele Türkiye'nin, Sağlık Bakanımız açıklamıştı, 90 ile 120 dakikada test sonucu veren ve duyarlılık ve özgürlüğünü %99 ya da %96 ve üzerindeki çok iyi bir rakam, evet, yani olduğunu söyledi, bir kitten bahsetti. Dünyada olmayan bir kit. Çok güzel bir şey ve 90-120 dakikada. Biz hakikaten, yani bırakın 90 dakikayı, eğer 120 dakikada sonucunu alabiliyorsak bizim için çok iyi. Çünkü sizin de temas ettiğiniz gibi bu hasta geldi. Bir gün sonra sonucunu alacaksa, bu kişi evine hiçbir, çok fazla belirtisi yoksa her hastayı yatırmıyoruz. Hafif belirtisi var ama bu kişi de eğer o virüs varsa evine giderken yine insanı ya da toplumu enfekte edebilecek. Dolayısıyla burada hani 120 dakika içerisinde sonucu bir şekilde elde edebilirsek biz bu tür hastalardan, saptadığımız anda bu hastayı eğer yatıracaksak yatırırız ya da evinde tedavi edeceksek de evine nasıl gidebileceği konusunda ona bilgiler vererek toplumda diğer kesimlerde hastalığın yayılmasını engellemiş olabiliriz, ki önemli bir nokta. Yoksa öbür türlü ki bu sadece o hasta için yeterli değil, temas ettiği yakın ve uzun süre birlikte olduğu kişileri de aynı zamanda bize hızla test etme ve takip etme imkanını verecektir. Peki hocam, bu karantinadan, evdeki karantinadan bahsediyoruz. Bu nasıl, diyelim ki koronavirüse kapılan bir hasta kendi evinde karantinayı kendi kendine nasıl yapar? Bu evde tek başına yaşıyorsa durum değişir mi? Kalabalık yaşıyorsa nasıl ayırt edebiliriz bunu, yani nelere de dikkat etmemiz gerekiyor? Tek olmamız ve ailemizle birlikte yaşıyor olmamız ve hijyen kuralları tabii ki. Şimdi virüse kapıldıysak. Evet. Şimdi karantina dediğimiz şey, daha hastalık belirtisi yok ama mesela yurt dışından gelmiş, 14 gün sonra da hastalık belirtisi başlayabilir. İşte hastalık belirtisinin olmadığı bu süreçte yaptığımız iştir karantina aslında. Bir de izolasyon kavramı vardır. İzolasyon ise hasta olduğunu bildiğimiz bir kişide uygulanacak yöntemler. Ama onun hasta olduğunu biliriz. O izolasyondur. Farklı farklıdır tabii ki. Ama yine karantinada bir şüphe varsa, yani hastalık belirtisi yok ama örneğin İtalya'dan gelmiş, Lombardini'den gelmiş, bunda olma olasılığı çok yüksek. Ha, böyle kişileri evde tutmak önerilen bir durum. Çünkü her an kendisinde, çünkü neden? O 14 gün sonra belki çıkacak ama hastalık belirtisi olmasa bile kendisinde virüs varsa yayabilir topluma. Dolayısıyla bundan dolayı evde bulunmasını istiyoruz. Evde bulunurken de nelere dikkat edecek böyle bir kişi? Bir defa tabii ki aile bireyleriyle, özellikle de yaşlı bir
ebeveyn varsa yakını. Mümkünse ayırmak gerekiyor değil mi? Kesinlikle kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kanser hastalığı, hipertansiyon, organ nakli yapılmış gibi özellikleri varsa ayrı odada kalmasını sağlamak. En azından bir metreden daha uzak mesafede durmasını sağlamak. Hatta o kişinin evde maske bile takmasını önermek çok çok önemli. Ama evde yalnızsa böyle maske takmasına ya da önlem almasına tabii ki gerek yok. Günlük hayatta evinde nasıl yaşıyorsa. Evet, evet. Tabii onu da soracağım. Çünkü yani bir yandan gıda stoklarına kadar tükettiğimiz bir iki gün geçirdik. Marketlerde inanılmaz bir çılgınlık var. Şunu soracağım. Tek başımızaysak, eğer bir karantinadaysak, izolasyonda değilsek ve doktor da bize evet 14 gün boyunca evinizde bir dinlenin, burada bir evinizde kalın diyorsa... Her seferinde sanki böyle ofisteymişiz gibi ellerimizi kolonyalamaya ya da her dakika yıkamaya gerek var mı yok mu onu sormak istiyorum. Çünkü orası bize ait ve kendimize ait, başka kimsenin girmediği bir ev olarak düşünürsek. Tabii ki hijyen kurallarına dikkat edeceğiz ama. Evet. Şimdi şöyle, ben şöyle yanıt vermek istiyorum. İster tek başına olsun, isterse birlikte olsun. Sık sık el yıkama ya da el temizliği kavramı yanlış bir kavram. Doğrusu gerekli olduğu her durumda. İsterse tek başına olsun, isterse birkaç kişiyle birlikte yaşasın. Peki bu gerekli olduğu her durumda el temizliği, el hijyeni ne anlama geliyor? Evet, evde başka birisi yok ama hani maske de takmadı, aksırdı, öksürdü, bu masaya yapışıp bazen 4-5 saat, hatta bazı yayınlarda 9 güne kadar bile canlılığını sürdürebildiği geçerli. Diyelim ki 2 gün sonra birisi geldi ve masanın üzerinden bir şey almaya kalktı. Şimdi 2 gün çok uzun, belki 3-5 saat sonra değil. O kişi ellerine o virüsü alıp da burnuna gözüne yanlışlıkla götürecek olursa hastalandırabilir. Onun için İşte böyle durumlarda el yıkamak gerekli durumlar dediğimiz, bir yere temas edileceği durumlarda ya da birisiyle tokalaşmadan önce ve tokalaştıktan sonra ya da mutlaka, evet, bir sipariş ettik bir şey. Aynen para öyle. Para aldık. Kesinlikle öyle. En çok bulaşan yerlerden biri ya para. Ya şöyle söyleyeyim, yani bu Covid ile ilgili çok fazla bilgi olmasa da biz gripten biliyoruz. Grip virüsü, influenza'dan. İsviçreliler bir çalışma yapmışlar. İsviçre frangı üzerinde 8 saate kadar influenza virüsü canlı devam ettirebiliyor ve paralardan da bulaşabildiğini göstermişler. Dolayısıyla yani bu virüslerin böyle özelliği olabilir. Belki uzun süre değil ama birkaç saat böyle bir bulaştırma olasılığı ama var. Ama sürekli de her sürekli dakika değil. El yıkamak, gerekli her durumda kullanmak. Tabii. El yıkamak basit ve ucuz bir yöntem ve etkili bir yöntem ama eğer o anda sabun ve su yoksa mutlaka alkol bazlı el dezenfektanlarıyla el temizliği yapmak gerektiği söz konusu. Evet, ama diyelim ki hapşırmadık, herhangi bir risk içerisinde bulunmadık. Hayır. Durup dururken de her bir Hayır, dakikada tabii. bir bunu yapmaya yani gerek yok. Yani 3 dakikada bir, 5 dakikada bir, böyle bir şey yok. Gerekli olduğu her durumda. Peki Sayın Cingil, az önce 850 milyar dolarlık bir dünya genelinde bir koronavirüs nedeniyle bir ekonomik kayıptan bahsettik. Bunun... Dünya genelindeki bu kaybın Türkiye'ye etkisi, dünyanın geneline etkisi ve ülkemizdeki mesela bir sürü şey iptal ediliyor. Kongreler belki iptal edilecek. İşte haberler geliyor, Fransa'da huzur evlerine ziyaretler yasaklandı, Darülaceze'ye dışarı çıkışlar yasaklandı diye. Turizm tabii ki tetikte. Turizm sezonunun artık bir ay daha ileri ertelenmesi kararı alındı. Kısa vadede siz neler bekliyorsunuz? Neler, dengeler nasıl değişecek? Demin de söylediğim gibi Türkiye ekonomik anlamda zaten bir dar boğazdaydı. Hatta çok daha sıkıntılı bir dönemdeydik. Ve turizm Türkiye'de çok önemli bir gelir kaynağı. Önümüzdeki dönemde tam bu dönem. Belki de hükümetin de ekonomik parametreleri biraz düzeltebileceğine inandığı bir noktada aslında bu şey geldi. Bundan önceki senelerde de siyasi bazı krizlerden dolayı turizm de istenilen randıman alınamamıştı. Ve bu virüs eğer ki yani bugün bile bu etkileri yaratıyorsa, bunların çoğu şu anda aslında psikolojik etkiler. Yani hepimizde yarattı, işte o rafların boşalması, birçok şeyi soruların kafamızda olması, tetikte olmamız, sizin söylediğiniz kongreler ve birçok şeyin iptal olma ihtimali daha çok şükür ki risk çok yüksek değil.
Bu halde bile bir ekonomik... Önlem amaçlı sadece. Tabii ve bu halde bile bir bakıyorsunuz ekonomik parametrelerde veyahut da işte siyasi alanda, sosyal alanda bir titreme var. Ve bu eğer ki virüsün etkileri umarım olmaz ama eğer artarsa bu zaten kötü olan ekonominin daha da kötü olacağı anlamına gelecek. Burada tabii şu da var, hani siz demin sorularınızda ısrarla işte dakikada bir yapabilir miyiz, 3 dakikada bir yapabilir miyiz, ellerimizi yıkayabilir miyiz derken Türkiye bu tip konularda hani çok bilinçli olan bir ülke miyiz? Aslında bunu da sorgulamak lazım. Dolayısıyla bir virüs ya da bir tehlike anında bazen reflekslerimiz çok fazla da olabiliyor. Yani işte kolonya kuyruğuna girilmesi gibi mesela. Tabii hani, bazı marketler kota getirmiş. Mesela 3 taneden fazla alamazsınız demeye başlamışlar. Yani, çünkü hakikaten büyük bir panik yaşanmıştı ve bence böyle de olması daha mantıklı. İhtiyacı olana kalmıyor çünkü. Yani işte burada işte fırsatçılar çıkacak, baskınlar yapılıyor. Mesela içinde alkol olmayan, alkol bazlı işte şeylerle, dezenfektanlarla temizleyelim diyorsunuz ya. Bunların olmadığı şeyler çıkıyor. Yani dolayısıyla her anlamda etkilenecek bir nokta var. Tüketiciler, yani hepimiz 82 milyon vatandaştan bahsediyorum. Burada güvenilir, kendini koruyacak hem dezenfektan hem de gıdaya ulaşma isteği olacak. Dediğiniz gibi bunların belki stoklanması ya da çok aşırı tüketilmesi bir problem. Kota konulması da aslında başka bir problem. Yani bunlar da çok tartışılacak konular. Ama bunların hepsine baktığımızda bence Türkiye'nin bu virüsle ilgili olarak bir an evvel çok ciddi önlemler almalı, insanların yüreğine su serpmeli diye düşünüyorum. Sağlık Bakanı ilk açıklamayı yaptığında 7 Mart 1 saat 01.00'da ve şöyle bir şey söylemişti. Yani ben bu saatte yapmamın sebebi şeffaflık gereği bunu bu saatte yaptım. Evet, dedi. Bunu sabah saatlerinde de yapabilirdim dedi. Sayın Bakan. Yani siyasi arenada aslında hükümetin her alanda bu şeffaflığı yapmasını bekleriz. Ve bu şeffaflığı aslında ilk defa dillerinde duymak bizi bir anlamda sevindirirken bir yandan da mesela beni tedirgin etti. Bu şeffaflıktan mı yapıldı? Yoksa çok ciddi bir problem var da bu saatte mi yapıldı diye. O yüzden bunu şu hale getirmek lazım. Siyasilerin, yönetenlerin çok anlık belki bilgi paylaşması gerekiyor. Anlık sorulara cevaplaması gerekiyor. Mesela işte bir vakada görüldü. O vaka nasıl geldi, kaç kişiyle temas etti, kaç saatte karantina altına alındı, durumu nedir? Bunlar ekonominin, siyasetin, sosyal hayatın da aslında gidişatını belirleyecek. Evet, bu konuda bakan aslında bayağı bir açıklama yaptı ama mesela vakanın görüldüğü ile açıklamadı Sayın Bakan. Gerekçe olarak da şunları söyledi. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık dedi ama Sayın Bakan. Burada bakan ilk bunu niye açıklamadınız dediğimizde, yani daha doğrusu basın mensuplarının dediğinde hasta mahremiyeti söyledi. Yani hocam da bilir, biz de hukukçu olarak aslında ilin açıklanması hasta mahremiyetinin sınırlarına girmiyor. Yani bir isim açıklaması, bir tarif bir yerden değil. Bu ikinci bir sebep olarak ileri sürmüş. Mesela bu da aslında hangi sebepten dolayı yaptığı soru işareti. Burada önemli olan şey şu. Ya 20 milyonluk bir şehirden şu an yayın yapıyoruz. Yani tabii ki de Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde teyakkuzda olmalıyız. Ama bunun, örnek veriyorum, Artvin'deki etkisiyle, Erzurum'daki etkisiyle, Bursa'daki etkisiyle İstanbul'daki etkisi çok farklı olacaktır. En basitinden bir metrobüse bindiğinizde yüzlerce insanla beraber gittiğimizde unutmayalım. Tabii. Sayın Büke, bu arada SARS'ı keşfeden Çinli bilim adamından bir açıklama var. Diyor ki koronavirüs salgını Haziran'da sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sıcağı sıcağına bir açıklaması var. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek 2 ayda hayat normale döner diyor. 2 ayda hayat normale dönebilir mi? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi baktığımız zaman Çin'de özellikle son bir hafta 10 gündür ki yaklaşık işte bir ay ya da 15 günden beri aldıkları daha sert, daha ciddi, daha etkin yöntemlerle yeni yeni hakikaten vaka sayılarının azalmaya başladığını görmekteyiz. Dolayısıyla
Bu tam bizim düşündüğümüz gibi. Yani bu virüs yakın temasta damlacıkla bulaşıyor. Dolayısıyla bu damlacıkla bulaşma zincirini bir şekilde kırdığınızda ve alınması gereken önlemleri etkin bir şekilde de uyguladığınızda azaltabilirsiniz. Sıcak sevmeyen, güneş sevmeyen bir virüsten bahsediyorlar. Evet, yani insandan insana bulaşmasını kıramazsınız. Çünkü Avustralya'da da görüldü, diğer Güney Amerika'da da görüldü. Ama şunu kırabilirsiniz. Tabii dış ortama yayıldığında dış ortamda yaşama süresi azaldığı için hani ellerle insanın kendisine bulaştırma olasılığı sağlıklı bireylerin azalabilir. Bu da sayıyı azaltacaktır. Dolayısıyla alınacak önlemlerle bunu hızlı bir şekilde azaltmak ve birkaç ay içerisinde sonlandırmak mümkün olabilir ama Çin için bu belki. Şu anda İtalya'daki durumun nereye evrileceğini bilemiyoruz. Yine İran'da da yani öyle ki mesela iki gün önce bir günde 980 yeni vaka görülmüştü. Ama bu tamamen şöyle, yani evet bakanlık bir takım çalışmalar yaptı, güzel şeyler yaptı. Bilim kurulu bir takım açıklamalar ya da önerilerle bu işler götürüldü. Hala ama yapılması gereken bakanlığın işlevlerinin olduğunu düşünüyorum. Ama sadece o değil, biz topluma da düşen çok önemli görevler var. Şimdi bu noktada mesela işte insanlar bir vaka çıktıktan sonra marketlere gitti, hemen onları stoklamaya başladı. Bence bu hastalığın aslında varsa ve bilinmiyorsa, o anda daha semptom başlamamışsa, yayılmasına bile sebep olabilir. Düşünsenize, insanlar hızlı bir şekilde gittiler, yakın temasla insanları bulaştırabildiler. İtalya'daki bulaşların önemli sebeplerinden bir tanesinin bu olabileceğini söylüyorlar. Ha, bu noktada mesela bakanlık ne yapmalı bana göre? Yeterli malzeme var, yiyecek maddesi var. Dolayısıyla burada stres yapılacak, kaygıya kapılacak bir durum yok. Dolayısıyla hani bunun için gidip de evinize stok yapmanıza gerek yok diye bir açıklama bence insanları rahatlatacak. Onu dün yaptı ve Sağlık Ticaret Bakanı. Ara ara Musa söylemekte yarar olabilir aslında. Bugün de hatta o fahiş fiyatlarla bir takım şeyler çıktı. Dolandırıcılar mı diyelim artık? Evet, fırsatçılar. Tabii. Fırsatçılar 15 liralık maskeyi 150 liraya satmaya çalışanlar. Tabii. Onlar hakkında da cezai müeyyidelerin uygulanacağını söylediler. Peki hocam, ölüm oranları ülkeye ve hangi noktada olduğuna, iklimine, hatta bazı uzmanlar diyor ki genetiğe göre değişir mi? Çünkü bir baktığımız zaman ölüm oranlarına Güney Kore'de binde 6 iken bu oran İran'da %4.4 olabiliyor. Çin'i saymıyorum çünkü Çin en yüksek olan ama neden böyle diye de ister istemez insanın aklına geliyor. Yani genetikle bir defa kesinlikle böyle bir yakın ilişkisi ya da genetik duruma göre hastalık görülüyor ya da görülmüyor. Bunlar tamamen magazin. Çok evet, bilimle bağdaşır bir tarafı yok. Ama şunu söyleyeyim, mesela İtalya'da neden yüksek oranda ölüm görülüyor? İtalya'nın nüfusu Avrupa'da en yaşlı nüfusa sahip. Ve biz biliyoruz ki özellikle 60 yaştan sonra ölüm oranı artmaya başlıyor. İşte 60 ile 70 yaş arasında bu oran %3,5'larda, 70 ile 80 arasında %8'lerde, 80'den sonra %14'e çıkıyor. Yaş bir faktör ama yaşla birlikte bir takım kronik hastalıkların da görülme sıklığı artıyor. Yine biz biliyoruz bu hastalıkta da kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kanser, kalp yetmezliği, hipertansiyon varsa, şeker varsa bu da ek olarak mortaliteyi artıran bir faktör. Dolayısıyla burada yaş faktörünü ve altta yatan bir takım hastalıkları göz önünde bulundurduğumuzda son derece de normal diyebiliriz. Şunu da unutmamak lazım. Aslında şu andaki seyriyle her yıl gördüğümüz mevsimsel gripten bile daha çok düşük, daha düşük oranda ölüm hızıyla seyrediyor bu hastalık. Peki abi, bir son dakika bilgisi daha vardı. UEFA'ya başvurmuş Danimarka, Kopenhag, Başakşehir'le 19 Mart'ta olan maçını acaba erteleyebilir miyiz diye. Çünkü ister istemez böyle bir panik var. Onun için UEFA'ya başvurusu var. Bakalım onun sonucu ne olacak. Şimdi Sayın Cingil. Şimdi bu arada birçok şey konuşuluyor. Ekonomik etkilerinden bahsettik, başka şeylerden bahsettik. Meclis. Mecliste de tamam, bir sürü hijyenik önlemler alınıyor, dezenfekte ediliyor ama hani bütün etkinlikler iptal edildi diyoruz. Meclis bir araya geldiği zaman milletvekilleriyle birlikte sırf yanlarındaki danışmanlarını da katarsak binin üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz mecliste. Yani ne kadar
10 bine yakın bir rakam diye arkadaşlarım beni düzeltiyorlar. Yani olur da bu önlemler artırılırsa yasama tatiline girer mi sizce meclis? Evet, dediğiniz çok doğru. 10 bine yakın personel var ama bir de biliyorsunuz partilerin grup toplantıları var. Sürekli milletvekillerine belki de günde biner kişi gidiyordur çok ciddi anlamda. Dolayısıyla sirkülasyonun çok olduğu bir yer. Her yer etkisi olduğu gibi oraya da etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bugün mesela İtalya'da işte futbol müsabakaları bile seyircisiz oynanıyor. Az önce buraya gelmeden işte Juventus karantinada, Juventus'ta oynayan Türk futbolcumuz işte açıklama yapmış. Evimden antrenmanlar yapıyorum diye. Tom Hanks Avustralya'dan kaptığını söyledi. Yani öyle bir noktaya geldi ki herkesin tehdit altında olduğu bir yerde. Tabi o hayatın durması demek oluyor. Yani işte düşünsenize işte müsabakalar yok, kongreler iptal, meclis çalışmıyor. İşte hepimiz belki evlerdeyiz. Bu tabii kötü bir senaryo. Ama bu devlet işleyişinin de sekteye uğrayacağı anlamına geliyor. Bu noktaya gelmemesini ümit ediyoruz ama kesinlikle meclis de ne kadar dezenfekte edilirse edilsin en büyük risk alanlarından biri olacaktır. Şimdi Sayın Hocam, hasta olanların maske takmasını öneriyorsunuz. Hasta olmayanların değil. Çünkü kesinlikle. Hasta olmayan bir kişi bu gözle de bulaşıyor değil mi? Yani. Maske takılsa bile göze temas edilebilir. Hasta tabii. olmayanı etki edebilir. Ama mesela kuş gribinde gördük. Bu kapalı ortamda da hava yoluyla da bulaşabiliyor virüsler. Mesela uşaklar, mesela bir konferans salonu. Burada ister istemez yine böyle bir ortamda bulunan kişilere etrafta bir risk olmasa bile, yani öksüren, aksıran birileri olmasa bile maske takmayı öneriyor musunuz? Ve bu cerrahi maskeyle, yani basit bir maske dediğimiz maskeyle de kendilerini tam anlamıyla koruyabilirler mi? Şimdi hakikaten yani toplumun da mutlaka bilinçli olması ve bu salgınla baş etmede toplumdaki bireylerin de çok önemli rolleri var. Nedir o roller? Şimdi hasta olan kişi, yani ille koronavirüs olmasına gerek yok. Yani bir üst solunum yolu belirtisi var, işte boğazı ağrıyor, öksürüyor, hapşuruyor. Yani bu kişi bir maske takacak olsa aslında burnunu ve ağzını kapatacak şekilde o kapalı ortama o mikroorganizmanın yayılmasını da önleyecektir. Yani bu bilinç düzeyine ve bu tutum ve davranışa sahip kişilerin olduğu ortamlarda hani hava yoluyla bulaşma olasılığını çok çok daha da azaltmış oluyoruz damlacık dışında. Ama diyelim ki bir uçakta ortamında ve bir hasta birisi var ve ağzını burnunu kapatmadı. Aksırıyor, öksürüyor, hapşırıyor. Şimdi eğer nemsiz, kuru bir ortamsa ağızdan çıktıktan sonra 5 mikrondan daha az bir ağırlığa ulaşacağı için havada yayılmaya başlayacaktır. Dolayısıyla 3-4 koltuk önü, 3-4 koltuk arkası sağ sol taraftakiler de etkilenebilecektir. Ha, biz böyle durumlarda sağlıklı kişiler de nefes aldıkları durumlarda o virüsü alabilirler. Hele böyle bir ortamda. Aynen öyle. Böyle bir olasılığı da var bu virüsün. Onun için ben şunu öneriyorum. Herkes için belki olmasa da ama özellikle kronik kalp hastalığı, yaşlılık, akciğer hastalığı, kanser, şeker hastalığı varsa ve uçakla hipertansiyon, uçakla da seyahat edecekse, o ülkede de sayısı arttıysa, bu koronavirüs hastalığı vakalarının sayısı da arttıysa, sanki herkes aksıran öksüren enfekteymiş gibi kabul edip kendisilerini korumasını, ama böyle bir durumda da cerrahi maske değil, bu FFP2 dediğimiz ya da N95 dediğimiz, evet, o tür maskeler. Çünkü o maskenin özelliği soluduğumuz zaman havadaki partikülleri almamızı %95'e kadar önleyebilen bir maske. Böyle durumlarda gerekli olabilir. Peki hocam, okullarda dezenfekte diyoruz. Buraları temizlemeye başladılar. Çok önceden başlamıştı Milli Eğitim Bakanlığı. Seferberlik ilan etti bir anlamda ama bu da bir çeşit toplu taşıma araçlarının rutin temizlenmesi gibi düşünebilir miyiz? Bir de bazı okullarda mesela tabii ki 50 öğrenci birden aynı tuvalete giriyor. Bazı okullarda çok zor şartlar altında sabun bile bulamadıklarını biliyoruz. Evet. Buradan bizi izleyen veliler de var, öğrenciler de var eminim bu saatte. Onlara nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Şimdi önce şeyden başlayayım. Evet, yani önlem olarak günde bir defa ya da iki defa toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyonu çok önemli. Ama bu her şey demek değil.
Yani o dezenfektan maddeyi kullandığınızda akşama kadar etkinliği var anlamı asla çıkartılmamalı. Yani birkaç saat sonra o virüsü taşıyan bir kişi aksırdı, öksürdü, hapşurdu, yine ortama o virüs orada bulunacaktır. Dolayısıyla bu noktada evet o dezenfeksiyon işlemleri önemli ama yine hep söylediğimiz el yıkama olayı, el temizliği olayı ve hasta kişilerin maske takma olayını akıldan çıkartmamak lazım. El sabunla ilgili olarak basit sabun ve su ellerden bu virüsün giderilmesinde oldukça etkili. Ama hep vurguladığımız gerekli durumlarda el temizliği yapılması gerektiği her durumda eğer su ve sabununuz yoksa mutlaka bir el dezenfektanıyla bu işlemi yapın ki kendi kendinizi başkalarının etrafa bıraktığı virüsü elinize alır da burnunuza, gözünüze, ağzınıza götürürseniz hastalığa yakalanmayın diye. Bu oldukça önemli. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Son zamanlarda eldiven kullanılmaya başlandı. Evet, onun da zararlı yani olduğu söyleniyor. Bu gerçekten çok ciddi bir risk. Neden? Yani o eldiven olmadığı koşullarda insan yine ya elim kirlenmiş olabilir diye düşünüp elini yıkama refleksi ya da duygusu, düşüncesi ortaya çıkabiliyor. Ama eldiven taktığı zaman bu düşünce ve duygu, tutum, davranış refleks olarak ortadan kalkıyor ve bu çok tehlikeli. O eline yapıştırdığı virüsü başka yerlere gidip oraları kirletme, oralara o virüsün bulaşmasını yol açabilme yani olasılığı söz konusu. Yani koruyucu bir kalkanmış gibi düşünüyoruz. Yani toplumda enfeksiyonu yayma konusunda da en büyük risklerden bir tanesi eldiven kullanımı. Sayın Cingil, bu arada bir iş kazası olarak değerlendiriliyor. Eğer diyelim ki yurt dışına böyle bir kongreye gidip de İtalya'ya gittik diyelim. Döndüğümüz zaman böyle bir virüse kapıldık. Bir iş kazası olarak değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü en azından bunu ilan etti. Peki ama bir hukukçu olarak, tamam bir kamu görevlisiysek zaten bakanın da uyarıları ortada. 14 günlük bir karantinaya kendimizi koymamız gerekiyor ama özel sektörde mesela her zaman bu kadar çalışanını düşünen esnek bir yapıya sahip olmayan bir ortamda da çalışabiliyor olabilir bir vatandaş. Söyler misiniz burada hukuki hakları nelerdir? Bir kongreye gitmese bile diyelim ki bir yıllık iznini kullandı. Böyle bir risk o tatilinin ortasında ortaya çıktı. Ama döndüğünde de işveren zaten yıllık izne gittin ben sana bir 14 gün daha izin veremem derse mesela orada vatandaşın hakkı nerede başlıyor? Şimdi tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün bunu açıklaması çok yerinde ve önemli. Çünkü Türkiye'de birçok konuda biz uluslararası hukuk, Avrupa hukuki yani AB'deki, AİHM'deki kararların çok gerisinde kaldığımız bir noktadayız. Bunu tartışılırdı uzun bir zaman. Ama şu an bu açıklandıktan sonra şu noktaya bakılır. Yani iş bir işin görüldüğü esnada illa o alanın içerisinde, dört duvarın içerisinde bulunmanıza gerek yoktur. Sizin de tarif ettiğiniz gibi. Gittiğiniz bir noktada eğer o iş bağlamında, sizin yaptığınız iş bağlamında bir konferans ya da bir yerdeyseniz zaten mekansal olarak iş yeri olarak adlandırılan bir yerdir. Dolayısıyla orada olan fiziki ya da buna benzer her türlü şey iş kazasıdır. Burada bir virüs mevzu bahis olduğu için de bunu da tabii nitelendirilme şekli bu iş kazası olacaktır. Burada mesela örnek veriyorum Roma'ya bir çalışanı gönderdiler ve sizin dediğiniz gibi çok da böyle işçi hakları, insan hakları anlamları çok sıkı sıkıya bağlı olmayan bir yerde gideceksiniz dedi mesela. Burada gitmeme ihtimali var mı? Neler yapabilir çalışanlar? Şu an dünyada çok ciddi bir şey var. Tabii bunun emsal kararları yok. Ama benzer konularla ilgili yorum yapabiliyoruz. Çok ciddi bir virüs var ve çok ciddi bir risk altında özellikle İtalya hocamızın da bahsettiği gibi. Ve buraya gidilmesi istendiğinde bunu reddedip bunu bir haklı nedenle fesih konusuna da getirebilir. Bu tabii ki işin bitimiyle ilgili olan bir mevzu. Ama işin devamlılığıyla ilgili bizim hep eleştirdiğimiz bir konu vardır. Mesela iş kanunu çalışanı çalışırken koruyan bir kanun değildir. Hep bir şeyleri bitirme konusunda size hak verir. Mesela SSK'nız düşük yatırıldı. Bunu isteyebilir misiniz? İstersen çıkabilirsin. Çıkarken de bunu dava edebilirsin noktasındadır. Bu tabii bir eksiklik. Ama sorduğunuz konuyla ilgili olarak dediğim gibi bu reddedilebilir bir konu. Bu işin bitirilmesi yani haklı fesih yapmak için de çok ciddi bir gerekçe olarak ortaya çıkar.
Peki Sayın Büke, ellerimizi yıkayalım dedik. Dezenfektanla iyice şey yapalım. Likitlerle ya da başka şeyle. Ama bazı ciltlerde hassas mesela. Egzaması olanlar. Hı-hı. Onlar ne yapacaklar? Bir de mesela özellikle hanımlar ellerini yıkadıktan sonra kremlerler. Hı-hı. Krem sürerler. Yani tamam benim kremim de temiz. Benim sabunum da temiz. Her şey hijyenik ama ellerimizi böyle dezenfekte ettikten sonra kullandığımız kremler acaba bu amaca ters mi düşüyor? Onu da sizden öğrenelim. Evet, aslında hani sabun ve suyla yıkamada bu ellerdeki dermatit ya da tahrişi biraz daha düşük oranda görüyoruz. Ama söylediğiniz gibi alkol bazlı el dezenfektanlarında bu fazla oranda oluyor. Hatta biz hastanelerde hastane enfeksiyonlarının kontrolünde bu alkol bazlı el dezenfektanları çok işimize yarıyor. Ama çalışanların bunu çok kullanmama gerekçelerinden bir tanesi de bu tahrişler. Ha bunun için aslında bunu üreten firmalar bu tahrişi giderici bir takım maddeler de içerisine koyuyorlar. Dolayısıyla böyle özelliği varsa kişinin belki bu tür şeyleri kullanabilir. Ha yoksa şunu yapmasını öneriyoruz. Sabahları günde bir defa önce ellerini kremlemeleri, hatta akşamları da gece yatmadan kremlemeleri ve arada gerektiği durumlarda bu alkol bazlı el dezenfektanını kullanmaları bu tahrişi daha da minimize edebiliyor, daha da azaltabiliyor. Tabii bu el yıkamayla ilgili olarak... Ama mesela hiçbir problemi yok, egzama ile ilgili bir tıbbi bir krem sürmüyor ama güzel kokuyor ya da elim nemli kalsın diye bütün gün süren, hatta her saat başı tekrarlayanlar var. O biraz dışarıdaki şeylerin yapışmasını sağlamıyor mu? Tabii yani hani sürekli önermiyoruz böyle durumlarda. Yani sabahleyin ya da akşam saatinde bir kere olabilir ya da eğer bu el dezenfektanlarını kullanıyorsa içerisinde bu tahrişi engelleyecek bir takım emülsiflerin bulunduğu türden şeyleri kullanmasını öneriyoruz. Dolayısıyla sürekli krem yapmak hakikaten bu da çok bununla ilgili tabii bilimsel bir veri olmamakla birlikte yine de böyle bir potansiyeli taşıyabilir. Burada bir de el temizliği derken şunu da unutmamak lazım. Uygulama şekli çok önemli ve süresi de önemli. Yani su ve sabunla yıkıyorsanız en az 30 saniye. El dezenfektanlarıyla 20 saniye gibi ama ortalama hani 20 saniye yapılsa bile su ve sabun ve el dezenfektanlarıyla yine yeterli. Yöntem olarak da yani avuç içleri, ondan sonra parmak araları, el sırtları, parmak uçları çok çok önemli ve baş parmakların da mutlaka temizlenmesi lazım. Yani hani yıkıyorum böyle böyle değil. Bir daha tekrarlayalım mı? Çünkü 20 saniye kuralı deyip hep minimum 20 saniye denmişti. 30 saniye için hangileriyle yapacağız? Yani su ve sabunla. Su ve sabunla yani en az 30 saniye. Aslında mesela su ve sabunla normalde tabii daha ciddi biz hastane enfeksiyonlarında bu süreyi 40-60 saniye gibi de söylediğimiz oluyor. Ama bu basit sabun ve suyla da giderilebildiği için 20 saniyenin altına düşmemek lazım ama ideali hani 30 saniyeye kadar da çıkılabilir. 20 saniye diyelim hem su ve sabunla hem de alkol bazlı el dezenfektanlarıyla kabul edilebilir. Ama hani bu süre 30 saniye sabun ve suyla çıkarsa biraz daha etkili olabilir. Burada da bir şey yok. Şimdi bağışıklık sistemini güçlendirmek tabii ki bu virüse kapılmamak için önemli bir neden değil mi? Burada da egzersizlerden bahsediliyor. Mesela sürekli egzersiz yapmak. Bazı izleyicilerimiz diyor ki böyle bir ortamda evet resmen Dünya Sağlık Örgütü'nün de global bir salgın olarak ilan ettiği böyle bir risk varken biz kapalı spor salonlarına gitmeli miyiz? Ne yapmalıyız diye soranlar var. Yani şu anda tabii kapalı ortamlarda ve yakın temas durumunda bu tür, ben sadece koronavirüs için değil de bu tür solunum yollarıyla bulaşma potansiyeli olan enfeksiyonların riskinin olduğunu normalde biliyoruz. Tabii yani hani vaka sayıları umarım olmaz ama artacak olursa kapalı ortamlar kapatıldığında zaten bu tür ortamlara gitmekte bir risk oluşturacaktır. Peki. Aynı soruyu Sayın Cingil'e de soracağım. Şimdi soracağım soruyu. Şimdiki değil, deminki soru değil de şimdiye kadar gördüğümüz vakalara göre yani aşağı yukarı %20'si hastaneye kaldırılıyor dünya geneline baktığımız zaman. Yani bunların %5'i yoğun bakım ünitesinde tutuluyormuş ve %1'inin de çok yoğun bir bakıma ihtiyacı oluyor şeklinde. Yani suni solunum cihazına ya da oksijen cihazına bağlanan kişilerden bahsediyoruz.
Umarım olmaz ama evet, diyelim ki salgın arttı. Bu sağlık sistemimizin üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Türk sağlık sistemi bu yükü kaldırmaya hazır mı? Siz işin uzmanı olduğunuz için neler söyleyeceksiniz? Önce sizle başlayalım. Yani önce hakikaten şuradan başlayayım. Hem yani hani Türkiye'deki hekimlerin bilgi ve donanımı ve deneyimi açısından, hem de bu tür enfeksiyon hastalıklarıyla ve hatta hemen hemen her tür hastalıklarla mücadele konusunda hani Türk hekimlerinin son derece başarılı olduğunu, bilgili olduğunu, donanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman teknik ekipman açısından da ve bunları kullanacak hekimler açısından da bir sorunumuz yok. Ama şu olabilir. Bakın, İtalya bile ürettiği ve satmak üzere bir yere ayırdığı ventilatör cihazlarını, solunum cihazlarını hastanelerindeki hastalara kullanmak zorunda kaldı. Satamadı çünkü ihtiyaç doğdu. Ha, bir tek şu sorun olabilir. Yani çünkü her hastanede hastanenin yatak sayısı bellidir. Yoğun bakım ünitelerinin sayısı ve yatakları bellidir. Oradaki bulunan cihazların sayısı da bellidir. Eğer bu kapasiteler aşılacak olursa, yani umarım olmayacak, inşallah da olmayacak. Bir tek sorun burada olabilir. Yoksa tanı, tedavi, bakım konusunda Türkiye olarak bir eksiğimiz, hatta daha bile iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Sayın Cengil. Hocam, hani hekim gözüyle tabii bu olayları kendi alanında şey yapıyor ama biz biraz da vatandaş olarak dışarıdan bakan ve siyasi, hukuki kimliğimizle şunu söylemek gerekiyor ki hekimler konusunda katılıyorum hocama. Yani gerçekten Türkiye, hatta yurt dışından bile birçok alanda Türkiye'ye gelinmesi ve bu sektörde, yani hani beni Türk hekimlerine emanet edinden bu yana, yani Türkiye'de hep bu anlamda hekimlerin iyi olması gerçekten gurur verici. Ama ben hastanelerin durumu, tabii İstanbul'daki bazı hastanelerden bahsetmiyorum, özel hastanelerden bahsetmiyorum, devlet hastaneleri, bunların durumu ve Türkiye'nin buradaki işte tıbbi malzeme, ekipman durumunun buna çok hazır olduğuna inanmıyorum. Yani bunu SSK hastanelerine giden ve bakınan zaman zaman bir insan olarak da söyleyebilirim bunu. İki türü de gördüm. Mesela nedir? Bunu mesela İstanbul için, büyük şehirler için belki dediğim gibi bazı şeyler ilk buraya geliyor olabilir. Ama Anadolu'da birçok yere yayıldığını düşündüğümüzde burada bir problem olacaktır. Hatta İstanbul'da bile mesela atıyorum Haydarpaşa Numune Hastanesi. Çok kaliteli hekimler vardır ama bugün bina anlamında da işte insana güven vermeyen ya da bir sterilize edilmiş mi ortam anlamında güven vermeyen bir noktada. Çok yoğun bir acil serviste insan kalabalığının olduğu bir yerde. Dolayısıyla hastanelerin kapasitesinin ve ekipmanın yetip yetmeyeceği konusunda şüpheliyim. Diğer noktada da ekonomik boyut. Yani ekonomik boyut dediğiniz gibi inşallah o seviyelere gelmez ama Türkiye birçok noktada açıkçası hani ekonomisini ilerletemediği için ilerletememesini birçok, mesela atıyorum deprem sigortasına, işsizlik fonuna birçok şeye el attı. İşte varlık fonunda birçok şey toplandı. Yani bunun hepsinin emaresi şu. Devletin kasasında çok paranın olmadığını anlıyoruz. Ve bu noktada çok ciddi topyekun bir mücadele altına girildiğinde Türkiye ekonomisi bu durumu kaldıramayabilir diyorum. Burada da tabii ki biz de kendi içimizde bir seferberlik yapacağızdır. Ama umarım o seviyelere gelmez, biz bunu tartışıyor olmayız. Evet Sayın Büke, bu arada Sağlık Bakanı'nın hani vakanın görüldüğü ili açıklamadık deyip de bunun gerekçesi olarak da şu cümleleri söylediğini aktarmıştık ama o gerekçeyi sizin nasıl değerlendirdiğinizi de soracağım. Eğer ili açıklamış olsaydık hassasiyeti sadece o vilayete yoğunlaştırır, diğer illerdeki tedbiri azaltabilirdik. Her yerde hassasiyeti diri tutmak için açıklamadık dedi Sayın Bakan. Bu gerekçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorayım. Hemen bir reklam arasına gidelim, sonra cevabı alalım. Peki, yani ben açıkçası... Ama önce bir reklam alayım. Peki, pardon. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay.
Çirkin Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay, Doğuş Çay. Evet, çok az bir süremiz kaldı. Sayın Büke, az önce bakanın... Bu vakanın görüldüğü ili açıklamadık çünkü sadece o zaman bu ilde tedbir artardı, diğer illerde o tedbirler azalırdı şeklinde bir gerekçesi var. Siz bu gerekçeyi nasıl yerinde bir gerekçe olarak mı değerlendiriyorsunuz? Şöyle değerlendiriyorum. Aslında hani Sağlık Bakanlığı bu koronavirüs enfeksiyonunun Çin'den başladığı günden itibaren önlemler bilim kuruluyla birlikte alındı. Sürekli vatandaşlar bilgilendirildi. Dolayısıyla aslında bir güven ortamı yaratıldı bu konuda. Dolayısıyla hani bence bu güven ortamı içerisinde bu vakanın yerinin nerede olduğunun söylenmesi insanlarda çok büyük bir şey yaratmayacaktı. Ve yine bakanlığın önerdiği uygulamalar halk tarafından uygulanmaya devam edecekti diye düşünüyorum. Peki, bu arada Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan gelen yolcuları artık almayacak. Sınırlarını kapattı. Ama bir tek İngiltere'den olan yolcular gelecek. İngiltere'de de ölüm vakaları var. Vaka var. Evet. Yani bu bir şeyi değiştirir mi? Türkiye'de sınırları kapatmalı mı diye soruluyor. Bunlar bu salgınların daha da büyümesini engeller mi? Böyle büyük çaplı sınır kapatmalar. Evet, yani biz bu hastalığı işte Çin çok ciddi önlemler alarak sıkı uygulamalarla bunu kırmaya çalışıyor ve azaltmaya çalışıyor. Eğer çok hızlı bir yayılım olacaksa evet, bazı şeyler için belki çok korkutucu önlemler bunlar ama hızla yayılımını engellemek için yapmalıyız diye düşünüyorum gerektiği durumda. Evet, az bir süremiz kaldı. Şöyle bir soruyla sizde son soruyu ileteyim. Daha sonra Sayın Cingil'e de aynı soruyu soracağım. Tamam, bakanlıklar açıklamaları yapıyorlar. Ticaret Bakanı da işte bu fırsatçılara izin vermemek için bir takım önlemler alınacağını söyledi ama vakalar mesela. Aile hekimliği gibi bir kurumumuz var değil mi? Her vatandaşın bir aile hekimi var. Özellikle böyle bir kritik durumda bakanlığın da bu aile hekimlerini biraz daha aktif hale getirip vatandaşlarla daha bir interaktif bir iletişim modeli geliştirilemez mi? Bu en azından diğer sağlık kuruluşlarının, devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin yükünü biraz olsun hafifletmez. Şu açıdan önemli olabilir. Yurt dışından dönen ve evde 14 gün boyunca karantinada tutulan kişileri her gün bu sağlık ya da aile hekimleri aracılığıyla aranıp durumları sordurulabilir ya da hastaların bunları aratması sağlattırılabilir. Örneğin 8. günde hastalık geliştiyse o aile hekimleri o hastanın nasıl, nereye gideceği ve nasıl hızla bu tetkiklerin yapılabileceği konusunda yönlendirici olabilir. Bir de hijyen kuralları, dengeli beslenme. Bunları yaparsak ekstra başka bir şeye gerek kalmıyor galiba değil mi? Yani tabii beslenme çok önemli, dinlenme çok önemli, sıvı tüketimi çok önemli. Bunlar tabii ki vücut direnci açısından önemli şeyler. Sürekli su içmek? Ya sürekli su içmek değil ama günlük alınması gereken sıvı miktarını almak, bunu da büyük bir kısmını suyla almak oldukça önemli. Peki Sayın Cingil, sizle bitirelim. Şimdi Ticaret Bakanı'nın açıklamaları var bu fırsatçılara karşı. Başka ne yapılabilir? Mesela cezaya gelmeden bu işler acaba nasıl çözülebilir? Bakanlığın acaba vatandaşlara daha fazla nasıl bir hizmeti olabilir bu süreçte? Çünkü henüz yeni bir vakadan bahsediyoruz. Henüz bir ölüm duymadık. İnşallah duymayız. Daha da artmaz bu sayı ama neler söyleyeceksiniz? Şimdi yeni dünya düzeninde teknolojinin çok kullanıldığı, sosyal medyanın çok yaygın olduğu bir yerde çok ciddi anlamda vatandaşın bilgilendirilmesi gerekiyor. İşte o konuşmamda da söylediğim şeffaflık şeyi. Yani bunu belki yarım saatte, bir saatte bir bakanın kendi alanıyla ilgili bir aktarımda bulunması gerekiyor. Yoksa fırsatçılığa çıktıktan sonra cezalandırılması
ya da işte kuyruktan çıktıktan sonra zaten var denmesi değil. Yani mesela şu yapılabilir. Hastanelerde ve eczanelerde devletin sağlayacağı maske dağıtımı, ya bunlar var, çok ucuz ve biz de veriyoruz. Hatta bir dezenfektan belki yanında. Bununla ilgili mesela aile hekimlerinin rolü hem bir denetim hem bir bilgilendirme olabilir. Çünkü hepimiz bir aile hekimine bağlıyız. Buralardan bilgi alınabileceği ya da buradaki insanların kendi hastalarını arayabileceği, yani bir şey olsun olmasın, bir vaka olsun olmasın. Bu mesela çok önemli. İşte stokların yeterli olduğu, hangi ürünlerin kullanılacağı, mesela bazı ürünlerin kullanılmaması gerektiğini, çünkü hileli ürünler var. İşte içinde alkol ürünü olmamadığı, dezenfektan niteliğinin olmadığı, bunların hepsinin açıklanması gerekiyor. En büyük bence burada rol Sağlık Bakanlığı tabii ve bütün ilgili bakanlarında, mesela Amerika'da görüyoruz sürekli bir heyet halinde çıkılıyor ve neredeyse saat başı açıklamalar yapılıyor. Bu en önemli kısmı, yani bilgilendirme bence en önemli kısmı, ondan sonra tabii ki de bütün önlemlerin alınması gerekiyor. Sayın Cingil, Sayın Büke, hocam eksik bıraktığımız ya da söylememiz gereken bu program içerisinde mutlaka şunu da izleyicilerimize aktaralım diyebileceğiniz bir şey var mı? O birkaç cümleyle alayım varsa. Peki birkaç cümle şunu söyleyeyim. Ciddiye almalıyız ama paniklememiz lazım. Çünkü panik yaptığımız zaman aklımızı yitiriyoruz. Ama ciddiye alarak bir akıl süzgecinden geçirip yapılması gerekenleri sağlıklı bir şekilde yapmamız çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Güne bakışı noktalıyoruz. Akşam Ana Haber'de görüşmek üzere. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koronavirüs Türkiye'de. Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Virüse karşı hangi tedbir?